maşallah benim çocuklarıma maşallah. Otlarımız azaldı. Şuna bakın, burası doluydu. Burası kaldı. Me deyin bakalım. Me. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok. Umarım herkesler iyidir. Şükür bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün şöyle bir aşı yapacağız bu kuzulara. Sonra bunlar artık yeme alıştığı için yukarı çadıra gidecekler arkadaşlar. Orada daha iyi oluyorlar. Hem daha çok büyüyorlar. bugün çok şahane güzel bir kargom geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Onu sizlerle paylaşacağım. Birazdan açacağım o kargoyu. Bizimkiler nerede bilmiyorum. Beni çağırdılar ama hala meydanda yoklar bunlar. Nereye gittiler bilmiyorum. Şu kapıyı bir açalım. Bismillah. Kızlar merhaba. Çocuklarınızla beraber yukarı yeni yere gideceksiniz siz. Ne yapıyorsun? Ama bu yolla Alfa. Şimdi yine ayırdım üçgenci. Alfa sen kata olmuş ha. Ak kız. Bizim Alfa cücük. Maşallah diyor kızı. Anasının aslanı. Aslan kızım benim, aslan. Tellerini ısırır bilirdim ama seni ısıramam şimdi. Telleri kırıyoruz buluyoruz. Kerata. Hasan şey attı. Hayırasın kızı. Destanın kızı. Ha, ağzımı yalama be. Tamam tamam. Evet, çok heyecanlı bir şekilde kargomuzu açacağız. Şimdi kargom ne arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Mehmet şefimizden arkadaşlar bana bir hediye geldi. Çok çok heyecanlı ve mutluyum. İçerisinde az çok ben biliyorum ne olduğunu ama sizlere hemen çok bekletmeden hemen göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Nurgül Akdoğan. Şöyle takayım. Mehmet şefimizin imzasıyla. Sevgili Nurgül Akdoğan'a sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah bir gün restoranımıza da bekleriz.
şahane bir şey hediye arkadaşlar. Gerçekten şefim çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Böyle bir hediyeye beni layık gördüğünüz için. Evet, bak da bu önlüğü giyerim diyeceğim ama asla giymem. Bugün giyerim arkadaşlar. İçimdeki heves şey olsun. Şunu biraz da kısmak lazım büyük ihtimalle. Ondan sonra hatıra olarak koyarım arkadaşlar. Çünkü çok hassas, özel bir önlük benim için. O yüzden saklarım arkadaşlar ömür boyu. Bunu da ayarlamak biraz zor. Bugün zaten şey demiştik sabah. Marul vardı. Marul varken dedim ben bir mercimek köfte yapıyorum. Bunu ayarlayamadım, biraz zor. Artık birazdan falan ayarlarız. Bir dedim mercimek köftesi yapalım. Uzun zamandır da yapmıyordum. Dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Kuzularımızı yukarı götürdük. Yine köyde günlük işlerimizde her zamanki gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle mercimeğimizi yıkayalım, haşlayalım. Sonra aşama aşama zaten yaparız. Akşam yemeğini de yaparız. Bugün de böyle olur. Umarım beğenirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Öncelikle mercimeğimizi yıkayalım. Ben makinemi açmış mıydım ya dışarı giderken? Uf, açmamışım arkadaşlar ya. Bu çok üzücü bir durum. Makinenin bulaşıkları yıkandı sandım. Yıkanmamış. Böyle havalar ısınsın. Mutfak dolaplarımı ve mutfağı boyamaya karar verdim. Havalar dedim biraz ısınsın ama şimdi kar soğuk. Yani kar eridi ama yine de soğuk var. Evet. Bir su bardağı mercimeğe şöyle 3 su bardağı su ekleyeceğim. Daha 3. Tamamdır. Mercimeğimizi alalım. Kapağını kapatıp bunu pişmeye bırakalım. Bir taraftan da akşam yemeği yapalım biz. Eyvah. Bu burada taşmış. Ben dolaptan bir şeyler arıyordum arkadaşlar. Benim şey taşmış. Bir su bardak gitmiş. Şunu bir yeniden su koyalım da. Güzel aynısı. Şimdi akşama üzüm yaprağı saracağım. Şöyle kavanoza koymuştuk. Bunu halamlar yapmıştı. Annemden istedim. Soğanlı yine kuru fasulyeyi bir araya koymuşlardım. Ulan kanki dedim. Şimdi bu kuru fasulyeyi önceden ıslamak gerekiyor. Eğer ıslanmazsa arkadaşlar olmuyor ya. Çok sıkıntılı oluyor. Buna değil de şunu ıslasam. Şeyde yapalım hatta. Bakır tencerede. Kuru fasulyeyi yapalım. Eyvah. Bu fasulyede ne yapalım? Şöyle bir dur. Şimdi bu fasulyenin üzerinde bir sürü şey var. Şöyle kül. Bunların hepsini süzmem lazım. Ben kendi fasulyelerimi. Adı ne bilmiyorum. İçerisinde değişik değişik fasulyeler de var. Annem katmış bunları karışık karışık. Allah! Ah, eyvahlarım olsun. Bu buraya konu mu? Konmaz. Döktük. Allah Allah. Allah Allah. Allah'tan temizdi şurası. He. Şu suyu süzdüm ama artık yapacak bir şey yok. Bir daha süzeriz.
Bu ıslansın. Tekrar bir daha yıkayacağız bunu. Buna da güzel bir iç yapalım. Üzüm yaprağının içi. Bu artık pişti gibi ya. Tam da emin olamadım ama su koydum ya. Biraz daha kaynasın bu. Biz de o arada soğanlarımızı soyalım. Şunu soyuverelim kabukları. Bol soğanlıca. Hemen şıpşak. Şimdi suyunu çeken mercimeğin içerisine şöyle bir vardı irmik. Biraz daha ekleyeyim. Şöyle tamam. Şimdi bunu güzelce karıştırıp kapağını kapatacağım. Sonra da dinlenmeye bırakacağım. Bunlar şişerken ben de diğer taraftan soğanımı soydum. Onları kavuracağım. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunlar tamam. Okey. Uzun yaprağım için şöyle zeytinyağı. Bunları karışık yapıyorum ben arkadaşlar. Biraz sıvı yağ. Altını açalım. Ve tereyağı. Şöyle şu kadar da tereyağı ekleyelim. Tamam. Bu kadar soğanım var. Tabii bunun yarısında mercimek köftesini ekleyeceğim. Şöyle çevirelim. O taraf ıslanmış. Küçük küçük ince ince.
üzüm yapraklarını da çıkardım. Şimdi tadına ben bakayım için harcını. Biz burada salçalı yaparız arkadaşlar iç harcı. Bazen çok salça koymadan da yapılıyor. Üzüm falan da koyuyorlar, zeytinyağlı. Herkesin bildiği değişken. Yani. Biz bu şekilde yapıyoruz. Şöyle uyduruk hemen şipşak sarayım. Tadına bakacağım. Ona göre üzerine yağ, işte ne bileyim bir şeyler eklerim. Şöyle uydurma sarma. Şöyle salçalı, soğanlı. Anam elini yakıyordu. Bende bir sakallık var ama daha iyisi. İnşallah bu salça buna yeter. Yetmeyi de bilir valla. Biraz da su ekleyeyim. Çünkü bu bayağı kuru oldu. Şöyle. İnşallah olur ya. Bakalım. Çok uzun zamandır yapmıyordum. Bayağı oldu yani. Bugün de nereden aklıma geldiyse. Dün aklıma geldi. Morullarla salata yapıyorduk. Aklıma geliverdi. Ama açık renk olacak yine bu. O yüzden biraz daha salça mı etsek yoksak bunu. Şimdi baharatları da ekliyorum. Kimyon, sumak, tuz, karabiber. Şöyle ekledim. Marulları şöyle altına koyalım. Şimdi yeşilliklerini de ekledim. Soğan ve maydanoz. Maydanozun sapı kalmış burada. Şimdi tekrar şöyle bir karıştırayım. Bu marul ne yapak burada? Şöyle. Şimdi şuraya elimi biraz sıvı yağ dökeceğim. Yoksa yapışıyor bunun. Acaba yapışmama sebebi ne olabilir ki ya? Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İlkini yapacağız. Daha az bir tadına bakayım da. Şimdi ben de dişlerden pek yiyemiyorum ama. Şöyle tadına bakayım en azından nasıl olduğunu. Biber ekilmeyebilirdi arkadaşlar. Sanki bana öyle geldi. Yanlış mı yaptık? Karabiberin tadı geliyor. Ya rahatsız etmiyor ama Hasan sevmeyebilir. Vallahi el sürmeden yapılmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mecburen elimizi sürmek zorundayız. Yıkadım güzelce. Şöyle. Bence gayet güzel oldu. Okey. Bence 10 numara oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi bunu biraz daha soğuması için soğuk bir yere koyacağım. Bizimkiler de dışarıda zaten. İşlerini herkes bitirdikten sonra yemeğe afiyetle başlarız.
Yine dolmaları sardı arkadaşlar. Üzerine tabak koydum açılmasın diye. Burada da fasulyemiz var da şimdi nasıl açacağız? Çok zor. Açacaktır şöyle. Bunun da lezzeti bambaşka oluyor ya. Çok güzel oluyor. O yüzden bunu da pişirdim kuru fasulyeyi.